Elhamdülillah ikinci bölümde sizlere beraberiz. İnşallah şimdi sizden gelen suallerin cevaplarını vermeye çalışacağım inşallah. Rabbim tesirini yüksek etsin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hocam diyor, selamun aleyküm. Ellerinizden öperim diye bir kardeşimiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Nuri diyor. Tavla oynayan insanlara selam vermek olur mu? Tavla oynayan kişilere selam verilmez. Çünkü onlar Allah'ın razı olmadığı bir işle meşguller. Tavla, Allah muhafaza etsin, onlar Allah'ın razı olmadığı boş işlerle meşguller. Hele hele onlar tabii, uzatmıyorum şimdi, oralara girmiyorum. Ondan dolayı Allah'ın razı olmalı. Çünkü selam nedir? Selam, Esselamu Aleyküm dediğinde Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mutluluğu, huzuru üzerinde olsun demek istiyorsun yani. Adam Allah'a asi, isyan ediyor, yanlış yapıyor, haram işliyor. Ondan sonra oynuyor, zarlarla oynuyor. Uzun konuşayım, oralara girmiyorum, tekrar ediyorum. E şimdi Allah'ın hoşlanmadığı, razı olmadığı, beğenmediği, kabul etmediği bir şeyi sen ne yaparsan, oynayan kişiye selam vermeye kalkarsan ne demek istiyorsun? Ben Allah Celle Celaluhu'na isyan ediyorum ama ona kulak vermiyorum, ben sana eyvallah çekiyorum demiş olursun, bu olmaz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin inşallah. Selamun aleyküm hocam. Benim kız kardeşim öldü. Allah rahmet eylesin. 14 yaşında mezarını yaptıracağız. Mezar etrafında merminin yarı siyah, yarısı beyaz olsa olur mu? Siyah olsa günah olur mu? Yoksa sadece beyaz mı? Yoksa siyahla karışık olsun mu? Yoksa sadece beyaz yapsak daha iyi mi olur? Hocam bazı hocalar diyor ki sinesi dolmadan mezar taşı yaptırılmaz. Bazıları diyor ki 3 ay doldurduğunda gibi yapılır. Hangisi daha uygun? Bir de ben 17 yaşındayım. Babamla annemle çok inat yapıyorum. Erkek kardeşim çok üzüyor. Evet, annemle babamları bunun için ne yapmamız lazım demiş kardeşimiz. Şimdi evvela şunu söylüyorum. Normal şartlarda eğer yas tutma niyetiyle siyah koymaya kalkarsanız bu çok tehlikeli, olmaz, yapmayın. Tekrar ediyorum. Yani siyahı yas tutma niyetiyle bu şekilde mermer olarak yapmaya kalkarsanız olmaz. Bu çok tehlikeli. Normal, beyaz yapıyorsa, herkes beyaz yapıyorsa, beyaz yaptın yani. Ama tekrar ediyorum, yas tutma niyetiyle siyah yapmaya kalkarsanız bu hoş değil, doğru değil. Açık ve net söylüyorum. Ama karışık, ne yapmışız? Beyaz siyah karışık, yas niyetiyle değil, bu şekilde bir mermer bulmuşsunuz, yaptırmışsınız, bunda sıkıntı olmaz. Ama yas tutma niyetiyle bunu yapmaya kalkarsanız bu tehlikeli. Evet, onun üzerinde durmak istiyorum. Bunu bilmek lazım. Bununla beraber anneye, babaya öf demeyi diyor Mevla Teala. Üzmeyin annenizi babanızı ya. Onları incitmeyin. Çocuklarını kaybetmiş olup sen 14 yaşında bir çocuk kaybetmeyi sen bir anlar mısın ya? Sen 17 yaşında olduğun için anlama şansın yok. Evet, sen de kardeşini kaybetmişsin ama bir anne için, bir baba için 14 yaşında bir evladını kaybetmek gerçekten büyük bir imtihandır. Bu evladını kaybedip, evet 14 yaşında bir anneyi babayı sen bile kalkarsan, üzersen bunun altından insan kalkamaz, Allah muhafaza etsin. Üzmeyin, anneyi babayı üzmeyin, darıtmayın, incitmeyin. Anne babaya yapılan, anne babaya yapılan eziyetler mutlak hem dünyada hocam ahirette kalır mı? Hayır, illa dünyada karşılığını görür. Eğer dünyada görmüş olduğu karşılığında yeterli olmazsa ahirette onun cezasını çekecektir. Evet, Allah Celle Celaluhu anneye babaya yapılan eziyeti ahirette bırakmadan dünyada cezasını veriyor ya. Belki de yüzlerce, binlerce siz de görmüşsünüzdür, biz de gördük arkadaşlar. Sen anneye, babaya eziyet edeceksin. Ahirete bırakmıyor cezasını Mevla. Aman ha.
Selamun aleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Bir sorum var. Kapanıyor bayanlar, saçları görülüyor. Günah değil mi? Şimdi normalde kapanmanın ölçüsü var da. Öyle kapanıyor bayanlar, sen söyle kapanıyor bayanlar, saçları görülüyor. Yani bu kapanmış sayılmaz ki. O yüzden kapanmanın ölçüsü var. Saçlar görünmemeli. Azalar, kadınlar, hanım ablalar için söylüyorum, erkekler için aynı şeylerle ölçekleri yerlerle alakalı. Azalar belli olmamalı, saçlar görünmemeli, azalar belli olmamalı, süsler, evet süsler görünmemeli, yani altınları, ziynetleri görünmemeli. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, lütfen ve keremen, ne olur be. Rabbimizi memnun ederek tesettüre girelim be, inşallah. Selamun aleyküm hocam, dövme yaptırmak mekruh mudur? Dövme yaptırmak tehlikelidir. Lanetlenmektir, Allah muhafaza etsin. Özellikle üzerinde duruyorum. Öyle dövmeler var ki altına su geçirmiyor. Şşt! Dövme yaptırdın, altı su geçmiyor. Guslettiğin zaman altı su geçmiyor. Altı su geçmiyor. Öyle dövmeler tehlikeli. Deriye su geçmiyor. Deriye su değmiyor. O yüzden dolayı yaptırdığın dövme de çok önemli. Ama dövme tehlikeli bir işaret, lanet işareti. Yapmayın. Lanet işaret, yani bunu çok yaygınlaştırdılar ama bu doğru değil ya. Yani doğru değil kardeşim. Hele hele deriye de su geçmiyorsa var ya, son derece tehlikeli. Yapmayın, yaptırmayın, pişman olursunuz. Evet, Rabbim hepimizi muhafaza etsin inşallah. Evet. Selamun aleyküm hocam, sahibi aynı kişi olan market zincirinin bazı şubelerinde alkol, bazı şubelerinde satılmıyor. Alkol satılmayan şubelerinden alışveriş yapmak caiz midir? Şimdi normal şartlarda sahibi aynı olsa bile isim benzerliği olabiliyor. Mesela bazı yerlerde isim hakkını almış oluyor. İsim hakkını aldığından dolayı, yoksa normalde eğer sahibi aynı kişi olsa her yerde zaten ne sattırır? Her yerde içki sattırır veya satar veya şey yapar. Ama bazı yerlerde isim hakkını almış oluyor. İsim hakkını aldığından dolayı oradan, eğer gerçekten orası içki satmıyorsa, oradan alışveriş yapmakta sıkıntı yok. Sen o şekilde değerlendir, sıkıntı olmaz. Ama orada alışverişinde Allah muhafaza içki satıyorsa, evet içki satıyorsa ona destek olma babında olması hasebiyle buna müsaade etmiyorlar. Rabbim muhafaza etsin. Selamun aleyküm hocam. Benim çok sevdiğim bir Allah'ın verdiği emanetle konuşuyorduk. Ciddice birden bozuldu. Ne yapacaksın? Gerekiyor, bilginizi arz ederim. Şimdi kardeşim, anladığım kadarıyla sen birini sevmişsin. Sevdiğin kişiyi de herhalde seninle aranında bozulmuş. Öyle anladım ben. Öyle hissettim yani, daha doğrusu. Şimdi güzel kardeşim, aran niye bozuldu? Bunu inceleyeceksin. Aran niye bozuldu? Bunu inceleyeceksin. İnceldiği yerden, koptuğu yerden düzelteceksin. Seni. Ağır konuşmuşsundur. Hakaret etmişindir. Biçimsiz konuşmuşsundur. Tavırların değişiktir. Alttan almaya becerememişindir. Sonra ne oldu? Tak tehlikeye düştün. Hocam ben ciddiyim. Ciddi diye bir şey yok. Nikah yapacaksın. Ondan sonra da ciddi, ondan sonra anlaşılır. Yoksa kalkıp da manita aşkıyla evlilik olmaz. Buna müsaade yok. Bunun altından kalkamazsın. Ondan ne yapacaksın? Dediğimi yapacaksın inşallah. Evet, şimdi bir kardeşimize söz verdim, ona inşallah cevap vereceğim diye. Ama çok uzun yazmış. Bir tanesi şöyle. Diyor ki, benim diyor bir Hristiyan arkadaşım var diyor. Onunla diyor tartışmalar yapıyoruz diyor. Bazen diyor bana Kur'an aldığım müşterinden ayetler görüyor. Ayetler tam istediğim gibi rahat. Yani böyle şey, ayetlerde istediğim şeyi bulamıyorum diyor kardeşimiz. Öyle bir şey yok. Ayetleri incele. Bütün ayetler yerlerinde mükemmeldir. Evet, mükemmeldir. Ve Hristiyanlara verilecek her türlü cevap vardır. En basit bir örnek veriyorum. Allah buyuruyor ki, قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ. O Yahudiler, Hristiyanlar Allah'a harp ilan etti, savaş yaptı. Allah onlara savaş ilan etti.
Niye? Enna fekûn. Onlar Allah'a iftira atıyorlar. Niçin? Kalkıyorlar diyorlar ki İsa haşa Allah'ın oğludur diyorlar. Ne'udü billah. Haşa bazıları bak onlar kendi içinde bir defa sıkıntıları var. Kendi içinde sıkıntıları var. Batıl onlar. Bak bazıları diyor ki Hristiyan olduğunu söylüyor. Diyor ki İsa haşa Allah'tır diyenler var. İsa Aleyhisselam için. Haşa bazıları İsa Allah'ın oğludur diyenler var. Bak kendi aralarında problem var. Haşa bazı ne oldu bile? Meryem Validemize Allah haşa Allah'ın hanımı itikaz edenler var. Çoğaltabilirsiniz. O yüzden dolayı güzel insanlar, kıymetli insanlar Kur'an-ı Azim şu anda onlara her türlü cevap var. Ve Kur'an-ı Azim şu anda bütün ayetler birbirine uyumludur. Ama sen bunun incelemesini bilmiyorsan ben sana ne yapayım? İkinci ifade, ikinci sorduğu kardeşimize şey söylüyorum. Bu beni biraz ilgilendiren bir soru olduğu için de cevap vereceğim ona. Baştan söyleyeyim. Ben diyor ne kadar helal rızık kazansam da Rabbim yönelsem de ne kadar dinimize uygun yaşamaya kalksam da başıma sürekli sıkıntılar geliyor. Bu devamlı her zaman devam ediyor. Şükrediyorum fakat sıkıntıları peşimi bırakmıyor. Şimdi güzel insanlar kıymetli insanlar. İnsan ne kadar güzel yaşarsa yaşarsın, ibadetini yaparsa yapsın. Onlar sıkıntı değil. Onlar mükafatı artsın diye Allah cidden belli imtihanlarıdır. Ama gide yaptığı hatalardan kaynaklanan imtihanlardır. Yoksa Allah kuluna zulmetmez. Bu önemli. Şimdi şu cevap önemli. Bu arada hocam ben diyor Allah'a itaat ediyoruz, peygambere inanıyoruz da bu Mahmud Efendi Hazretleri'ne bu kadar özen göstererek sevmenizin veya sevmelerinin sebebi nedir diye sormuş kardeşim. Evet. Cevap vermeden geçmem. Dedim zaten kendisine cevap vereceğim diye. Cevap veriyorum şimdi bak. Güzel kardeşim. Canım kardeşim. Biz Allah'ımız Celle Celaluhu ne buyuruyorsa baş tacıdır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnek ve önderimizdir. Evet aynen böyledir. Olay böyle başlar. Efendi Hazretlerimiz Kattesallahu aleyhi ve sellem ya Mahmud Efendi Hazretlerimiz bize Allah ve Resulün yolunu öğretir. O yolu gösterir. O yolu anlatır. O yolu bildirir. O yolu canlı canlı sevdirir. Allah ve Resulünü bize en güzel şekilde anlatır, bildirir, sevdirir, doğruyu gösterir. E o zaman bu zat da Allah ve Resulünün yolunu gösterdiğinden dolayı bunların için ne yapılır? Sevilir. Bu zat kendinden bir şey ortaya koymaz. Yani misal örnek veriyorum. Sakalı şerif. Efendimizin sünneti. Mahmud Efendi Hazretleri'nin sünneti değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Efendi Hazretleri Mahmud Efendi Efendimizin sünnetini bize sevdiriyor. Sarık. Efendimizin sünneti. Ve tek tek sayabilirim hepsini. Efendi Hazretlerimiz Efendimizin sünnetlerini bize sevdirir. Efendimizin yolunu gösterir. Efendimizin ahlakını koyar. Efendimizin güzelliklerini, Mevla Teala'nın ayetlerini, Mevla Teala'nın bilmiş olduğu güzellikler ortaya koyar. Yoksa kalkıp kendi nefsinden bir şey ortaya koyma durumunda değil. Koymaz yani. O yüzden dolayı biz de bu zatı Allah ve Resulünün yolundan yürüdüğünden dolayı onun için severiz. Yani Allah için severiz. Evet. Yani Allah için severiz. O da bizi Allah için sever. Hadis-i şerifte ne bu diyor? Sevdiğinizi kim için sevin? Allah için sevin. O da bizi Allah için sever. O bir. Hiçbir menfaat yok maddi olarak. Maddi olarak hiçbir menfaat yok. Ama manevi olarak bize elhamdülillah Allah ve Resulünün yolunu gösteriyor. Kur'an-ı Azim şu an yolunu gösteriyor. Zikrullah yani Allah'ı zikirden zevk aldırıyor. Evet. Marifetleri açtırıyor. Yani Allah Celle Celaluhu'yla alakalı bilgileri, sırları, güzellikleri öğretiyor. Kemalatları öğretiyor. Hakikatleri öğretiyor.
efendi derslerimiz. Mevla ile alakalı olan güzellikler öğretiyor. Eğitimcimiz, hocamız, üstadımız. Evet. O yüzden dolayı insan eğitimcisini sevmemeli mi? Güzel kardeş. Güzel kardeş. İnsan eğitimcisini sevmemeli mi? Ki ne eğitimci bize matematik öğretmiyor. Fen de öğretmiyor. Şunu da öğretmiyor. Bunu bize Allah'ı öğretiyor Celle Celaluhu. Mevla Teala'nın biliyorum zanneden insan eserlerini, efallerini, evet sıfatlarını, kemalatlarını, hakikatlerini, marifetlerini, itibarları, şanları, tecellilerini, güzelliklerini öğretiyor. Güzel kardeş. Eğitimcimizi sevmeyelim mi? Güzel kardeş. Evet, seviyoruz eğitimcimizi. Mesela anlaşılmıştır. Evet. Soruyu sorduğu için söyledim. Evet, bir kardeşimiz yine, ona da söz verdim, cevap vereceğim diye. Cevabını veriyorum inşallah. Evet. Bu çok önemli ama ben bunun üzerinde biraz durmak isterim. Hocam selamun aleyküm. Ablam hamile ve gece boğazını sıkıyorlar. Ağırlık hissediyormuş. Üzerinde çok korkuyor. Okuyor da yine korkutuyorlarmış. Ne yapabiliriz? Bu ne demek oluyor hocam diye sormuş kardeşimiz. Şimdi bak, güzel insan, kıymetli insanlar. Üzerinde duruyorum. Evet. Şimdi tekrar ediyorum. İnsan hamile olduğunda, hamile kardeşlerimizle alakalı söylüyorum. Evet, bir gariplik, acziyet kendisine gelmiş olabilir. O yüzden dolayı mümkün olduğu kadar beyi, onu yalnız bırakmamalıdır. Tekrar ediyorum, yalnız bırakmamalıdır. Hatta üzerinde duruyorum. Eğer beyi yanında değilse etrafında illa bir yer yanında olması hoştur. Bu bir. İki, her sabah ve akşam devamlı ayetel kürsü 7 defa, akşam ayetel kürsü 7 defa hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşadim. Bunu da 7 defa her sabah, her akşam. Hatta gündüz vakitleri bile bunu tekrarlamalıdır. Allah'a sığınarak hareket etmelidir. Böyle yaparsa Allah onu mutlaka korur. Hamile olmasa sebebiyle biraz insan, tekrar ediyorum, acziyete düşebilir. Bu acziyette kalkıp da bir de Allah muhafaza etsin, üzerinde duruyorum, namazlarına dikkat etmezse, neuzübillah, haramlardan da kaçmazsa acziyeti daha da artar. Bu sefer daha çok korkuya kapılır. O yüzden namazlara dikkat edecek. Evet, haramlardan kaçacak. Özellikle müzikten kaçsın. Müzikli ortamlardan kaçsın. Çünkü şeytanın ve cinlerin davetidir müzikler. Davet ediyorsun yani. İşte onları rahatsız eden, seni rahatsız eden diye nitelendiriyorsa ablamı rahatsız eden işte bu. Rahatsız eden şeytan ve cinler, dikkat edin. O yüzden onlar müzikli ortamı çok severler. Çok sevdiklerinden dolayı davet ediyorlar. Bu sefer de zarar veriyorlar. O yüzden okumaya dikkat etsin, namaza dikkat etsin, haramlardan uzak dursun, müzikten uzak dursun, Allah'a sığınsın. Bak göreceksin, hiçbir şey olmayacak inşallah. Rabbi muhafaza eylesin. Evet. Bu kadar söyledim. Daha ne yapayım? Söz verdim. Sözümü de yaptım. O okuduğum şeyleri de inşallah isterseniz özelden atarım inşallah. Bir daha atarım. Hayırlı yayınlar hocam. Bir namaz içinde dünyevi şeyler düşünülüyorsa ne yapabilir? Şimdi bir insan, güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bir insan namaz içinde dünya düşüncesi kendisine geldiğinde hemen Allah'a sığınmalı. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Namaz zevkini bilmediği için. Namaz lezzeti var. Demin söyledim ya, biz Efendi Hazretinden namaz zevkini öğreniyoruz. Eğitim alıyoruz yani.
Namaz lezzetini öğreniyoruz. Namaz mutluluğunu öğreniyoruz. Namaz huzurunu öğreniyoruz. Es-salatu mi'racul mü'min. Namaz müminin miracıdır. Onu öğreniyoruz. Bu eğitim işte. Bak ne diyor kardeşimiz? Diyor ki hocam diyor namazdayken diyor hep dünya işleri aklıma geliyor diyor. İşte biz bu eğitimi öğreniyoruz. Namazda aklımıza dünya gelmesin, dünyevi işler gelmesin. Namazda miracı yaşayalım. Es-salatu mi'racul mü'min. Namazda huzuru yaşayalım. Namazda namaz zevkini yaşayalım. Namaz lezzetini yaşayalım. İşte Mürşid-i Kamil bize bunu öğretiyor. Evet. Bu mesele anlaşılmıştır inşallah. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Allah razı olsun. Hakikaten dua edin de gerçekten geçsin inşallah. Maalesef bu beni öksürük yakaladı mı bir türlü bırakmıyor. Değişik. Evet. Bu Baki de diyor ki hocam siz bırakılacak adam değilsiniz ondan diyor bırakmıyor diyor. Bu diyor ben demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ondan gaz veriyor galiba bana ama bak tekrar ediyorum ben kendim demedim yani. Ama gerçekten bırakmıyor yani. Evet hocam çocuğu olmayanların ahiretteki durumu nedir? 8 senedir çocuğumuz olmuyor sabırlı olmak için ne yapmalı? Şimdi güzel kardeş, insan, güzel insan. Evet, sizi söylüyorum sana, bak. Üzerine duruyorum. Bak. Allah'ımız buyuruyor. Ve ce'alü men yeşâ'u akîmâ. Dilediğime erkek veririm, dilediğime kız veririm, dilediğime hem erkek hem kız veririm, dilediğime akîm yaparım. Yani çocuk vermem. Güzel insan. Düşünsene. Düşünsene, Allah sana çocuk vermemeyi yazdıysa Mevla senden, benden her şeyden daha iyi bilendir. Seni de, hanımını da, bizi de, hepimizi de. O yüzden demek Rabbimin taksiminde bana evlat yok. Ne olur? Taksime razı ol. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Evet. Siz Rabbinin taksiminize, evet, rahmetine razı olmuyor musunuz manasına gelir bu yani. Taksime razı olmuyor musun? Razı ol taksime. Rabbim bana demek ki bunu uygun görmüyor ya. O yüzden eğer sabredersen karşılığında evet üzerinde duruyorum cennet alırsın. Niye? Ya Rabbi sen beni böyle bir sınavdan geçirdin ve bu sınavın karşısında ben sabrettim. Karşılığı cennet olur. O yüzden Allah sana evet üzerine duruyorum. Ne taksim ettiyse razı ol. Sen de kurtul. Hepimiz de kurtul. Hocam orta parmağa yüzük takmak haram mıdır? Değil. Haram değildir. Evet. Cevap verin demiş. Verdim işte bak. Niye haram olsun? Evet. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Kahramanmaraş'tan Fatih. Fatih Meclisi'nde var mı hocam? 3 defa oldu cevaplar alamadım. Hocam çocuğumu göndermek istiyorum. Şimdi Kahramanmaraş'ta medreselerimiz var. Çok kıymetli hocalarımız var orada. Çok kıymetli hocalarımız var. İnşallah oradaki hoca kardeşlerimizin size telefonlarını ulaştırmaya çalışalım. Ama ve lakin tabii şu anda buradan pat diye ulaştıramam. Ama inşallah bu numaraya arkadaşlara söylüyorum. İşte Abdülbaki kardeşimiz ilgilenecek. Size inşallah buradan ne yapacaklar? Numarasını göndermeye çalışacaklar. Çok kıymetli hocalar var orada. İnşallah onlardan istifade etmeye çalışırsınız. Rabbim sizden razı olsun. İnşallah. Hocam selamun aleyküm. Bilgisayar başında sürekli oyunla vakit geçirmek günah mıdır? 11 yaşındayım merak ettim. Şimdi güzel kardeş, güzel insan, güzel evlat, ne olur vakitlerini bilgisayar başında geçirme. Evet sürekli geçirmek tehlikeli. Sen hele bu yaşlarda çok daha güzel ilimler alman lazım. Çok daha güzel bilgiler alman lazım.
Vakitlerini buna harcayamazsın. Allah'ımızı öğrenmen lazım. Peygamberi öğrenmen lazım. Kitabullah'ı öğrenmen lazım. Ahiret ibadetlerini, ahirete ait ibadetlerini öğrenmen lazım. Dünya ile alakalı meşguliyetlerini gerçekten güzellikleri öğrenmen lazım. Eğitim alman lazım. Bilgisayar seni çok meşgul eder. Çok tehlikeli şeylere sürükler. Bilgisayar senin hayatını doldurur. Allah muhafaza etse seni cahil bırakır. Bilgisiz bırakır. Son derece tehlikeli. Ondan sonra arkadaşlar edinmen lazım. O arkadaşlar edinmen, bu yaşlarda insan arkadaşlar edinir. Eğer bu yaşlarda arkadaş edinmezsen, ileriki yaşlarda arkadaşsız, dostsuz kalırsın. Yapma. Mutlaka eğitimine dikkat et. Eğitimine sarıl. Bilgisayara değil, eğitimine sarıl. Allah'ına, peygamberine, kitabullah'ına öğrenebileceğin. Evet. Dünyaya ve ahirete taalluk eden güzel ilimler öğrenebileceğin eğitimine sarıl. Yoksa ne olur? Ne olur bilgisayarlarla çok meşgul olma. Oyunlar sana hiçbir şey kazandırmaz. Güzel kardeş. Selamun aleyküm hocam, sevgili hocam. Bugün Moritanya'ya giden hocalarımızı tebrik ederim. Rabbim sayını artırsın. Evet, bugün elhamdülillah arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Moritanya'ya gittiler. Moritanya orada gerçekten hoca kardeşlerimiz orada derneklerimizin, vakıfımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin, vakıflarımızın yapmış olduğu çalışmaları oraya götürdüler. Orada bizzat el yerinde, bizzat. Bizim biliyorsunuz zaten hoca kardeşlerimizin, derneklerimizin de, vakıflarımızın da özelliği şu arkadaşlar. Özelliği yerinde bizzat kendimiz bulunmamız. Yerinde bulunmak istiyorlar. Allah razı olsun. Gidiyorlar bizzat yerinde olayları göre göre, yaşaya yaşaya. Zaten siz de ekranlarda bunu görüyorsunuz. Geldikleri zaman zaten size bilgileri veriyorlar elhamdülillah. Çünkü bunlar biliyorsunuz emanettir. İnsanların emaneti, hayır sahiplerin emaneti, onların gönülleri rahat etmesi. Kolay zannetmeyin ama ha. Evet, gittikleri ülkeler, Afrika ülkeleri, çöl. Moritanya biliyorsunuz özellikle çöl. Neyle karşılaştıkları belli olmuyor. Ama her ne kadar tedbirleri alıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ama yine en netice bilmediğimiz ülkeler. Ve en netice gerçekten orada kuyular açılıyor. Üzerlerinin icabında para olabiliyor. O insanlar onların ne yapabilir meselesinde korku içindeyiz. Devamlı teşvik mesaibi tutmaya çalışıyoruz. Öyle kolay gelmesin size. Çoluğunu çocuğunu bu insanlar bırakıyor. Gidiyorlar orada 10 gün kalıyorlar, 15 gün kalıyorlar. Niye? Kuyular açılacak. Hizmetler yapılacak. Verilen emanetler yerinde kullanılacak. Gerçekten yetimlere sahip çıkılacak. Oradaki insanlara güven verilecek. Çok önemli bir çalışma. Türkiye'den geldikleri söylenince Türkiye'mize karşı gerçekten Müslümanlara karşı büyük bir saygı, sevgi, muhabbet besleniyor. Büyük bir hizmet ya. Çok büyük bir hizmet. O yüzden dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakikaten severek yapıyorlar. Severek yapıyorlar. Ve siz de severek sahip çıkıyorsunuz. Sizinle olmak güzel diyorum ya ben size. O yüzden dolayı gerçekten Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Kanserde ölen şehit sevabı alır mı? Evet. Eğer gerçekten imanlıysa, imanlıysa kanserden olursa hükmü şehit olur. Hükmü şehit olur, şehit sevabı alır. İnfaz koruma memuru, gardiyan mahkum tarafından öldürülse şehit midir? Eğer zulmetmediyse tekrar durum. Eğer zulmetmediyse, üzerine duruyorum, zulmetmediyse mahkûme ne yaptığını bilemeyiz ki. Durup dururken mahkûm de kalkıp da öldürmez yani. Ama zulmetmediyse, hakikaten haksız yere öldürdüyse, evet o zaman ne olur? O da gerçi imanlıysa şehit olur. Çocuğunu alacağım diye tehdit ediyorlar demiş kardeşimiz. Hiç korkmasın, kimseyi bir şey alamazlar. Sadece dualara dikkat etsin, namazlara dikkat etsin, Allah'a sığınsın. Hiçbir şeyini alamazlar Allah'ın izniyle. Rabbim ona yardım edecek inşallah. Kesinlikle korkmasın ama. Selamun aleyküm hocam. Benim evime domuzları sürdüler. Bunun için ne yapmalıyım? Nereden çıkartıyorsun?
Eğer gerçekten böyle yaptılarsa yapacağını söylüyorum ben sana. Bir sirkeye yağsı şey oku. Bir sirke yağsı şey oku ve o sirkeyle bütün evin her tarafını ne yap? Her tarafını güzel bir şekilde dolaştır sirkeyle yani. Sirke bütün sihirleri, büyüleri yok eder. Evet. Bir Yasin-i Şerif oku. Onunla beraber o sirkeye yani. Ondan sonra onunla beraber bütün evini ne yap? Onunla beraber dolaşır. Temizle. Biiznillah hiçbir şey kalmaz. Nazar kalmaz, büyü kalmaz. Veya buna benzer ne varsa hepsi dökülü gider. Evet. Sirke. Unutma. Selamun aleyküm hocam. Şimdi deme elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi deme. Fark etmez. Evet. Sirke. Sirke büyüyü alır. Çocuğu olmayanlar için Mekke veya Medine'de elma alınıyormuş. Bu nerede alınıyor? Bilginiz var mı hocam demiş kardeşimiz. Mekke Medine'de elma alınmıyor. O yanlış bir bilgi. Şöyle yapılıyor. Evet. O yanlış bir bilgi. Üzerinde duruyorum. Yanlış bir bilgi. Elma alınmıyor. Orada elma okunuyor. Şimdi elma alınıyor. Şöyle. Üzerinde duruyorum. Elma alınıyor. Şöyle alınıyor. Normal elma yani koyuluyor. Elmalara Mekke veya Medine'de yani bu illa orada değil ama orada tabi duaların kabul olduğu yer olduğu için orada garanti oluyor yani. Sonra o elmalar koyuluyor. O elmaya bir Ali İmran suresinden okunuyor. Ali İmran suresi okunuyor. Çünkü Ali İmran suresinde Meryem validemizin İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirme olayı var. Zekeriya Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ı Mevla Teala'dan istediği yani ne? Oğlu olmuyordu Zekeriya Aleyhisselam'ın. Evladı olmuyordu. Evladı istiyordu. Onları okuma var. İşte onu okuyorsun. Bir. İki. Meryem suresini okuyorsun. Yine Mevla Teala Meryem validemize İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla alakalı bilgiler veriyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın evlad olma meselesi alakalı evladı olmuyor İbrahim Aleyhisselam'ın ve İbrahim suresini okuyorsun. Yani elmalara İbrahim suresi okunuyor. Meryem suresi okunuyor. Aynı zamanda Ali İmran suresi okunuyor. Bunlar uzun süreler. Okunuyor aşağı yukarı bayağı sürüyor. Sonra o elmalar ikiye bölünerek hem erkek hem hanım kardeşimiz yemiş oluyor. Ve o elmalar, o dualar niyetiyle, o niyetlerle okunduğundan dolayı da Allah duaları kabul edip onlara ne yapıyor? Evlat veriyor. Bu inananlar için garanti. Yani biz bunu normal şartlarda her sene yapıyoruz yani. Tutma olayı nasıl arkadaşlar? Tekrar ediyorum. İnananlar için garanti. Yani ne demek inananlar için? Allah'ın gerçekten dua karşılığında Allah gerçekten evlat verir itikadı. İbrahim Aleyhisselam ne karşılığında soruyor? Ne? 80-90 yaşlarındaydı. Çocuğu nasıl oldu? Dua ile oldu. Zekeriya Aleyhisselam nasıl oldu? Evet. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Ve gerçekten de tutuyor. Tutuyor yani. Selamun aleyküm hocam. Malatya'da sizin medreseniz var mı? Evet var. İnşallah buraya da arkadaşımız Malatya'daki hoca kardeşimizi size ne yaparlar? Bir ilgisini atarlar inşallah. Selamun aleyküm hocam. Rabbim gücünüzü artırsın. Hocam namazda sureleri arasında sırasına göre okumak farz mı? Farz değil ama okumak hoştur. Ters okursan yani ilk önce mesela bir örnekleme yapayım sana. İlk rekatta Kul huvallahu ehad yani şey okudun. Kul huvallahu ehad Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu ehad okudun. İhlas suresini okudun yani. İkinci rekatta Kevser okudun mesela. Ne oldu? Ters oldu. Ters oldu. Ne olur? Kerahat, mekruh olur. Namaz olur mu? Olur. Ama mekruh olur. İlk önce ne yapacaksın? İlk önce
İnna adayna okuyacaksın. Kevser suresi okuyacaksın. O zekran okuyacaksın. Bu şekilde takip edeceksin. Hocam ben oğlumu yaz kursuna göndermek istiyorum desen, evet gönderebilirsiniz. Her zaman gönderebilirsiniz. Maraş'ta da var, burada da var. Gönderebilirsiniz, sorun olmaz inşallah. Selamun aleyküm hocam. Ben ilk defa mesaj gönderiyorum. Ama her hafta sizi takip etmeye çalışıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Sizi dinlemek, izlemek zevk veriyor bize. Hayırlı cumalar hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli kardeşim. İnanın bizde sizinle olmak bize zevk veriyor. Hakikaten haftanın belki en mutlu olduğum dakikaları bunlar yani. Samimi söylüyorum. Hayat dersleri benim için haftanın en mutlu olduğu. Yani ben normalde gündüz biraz sıkıntı bile çeksem, samimi söylüyorum size, hayat dersleri programı bekliyorum. Programa bir gireyim diyorum, bütün sıkıntılarımı unuturum. Hakikaten unuturum. Elhamdülillah. Bir de Allah sizden razı olsun. İlginiz alakalı çok yüksek. Burada çok ciddi bir mesaj yağmuru var elhamdülillah. Şimdi bu mesaj yağmuru karşısında insan ne yapıyor ister istemez? Mutlu oluyor ya, açık söyleyeyim yani. İlgi alakanızdan dolayı. Ondan Rabbim sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun. Selamun aleyküm hocam. Tüp bebek yaptırmak duamın kabulü için, hayırlı evlat sahibi olmak için hangi duaları okuyamalıyım? Şimdi tüp bebek meselesine gelince, bak, tüp bebek meselesini araştırmak lazım. Sen şimdi tüp bebek meselesi caiz mi değil mi? Evet, onu sorman lazım. Evet. Tekrar ediyorum. Tüp bebek caiz mi değil mi? Evvela bunu sorman lazım. Hocam tüp bebek caiz mi diye sorarsan, tüp bebeğin caiz olabilmesi için ya çok ciddi bir takip gerekir. Çok ciddi bir güven gerekir. Yoksa karışıp kalkıp da Allah muhafaza etsin, müdahale edildiği takdirde bu çok büyük tehlike ve havamdır. Allah muhafaza etsin. Müdahale demek yani başka bir katışık oraya konmaya kalkıldığı zaman. Hocam yapmazlar, etmezler, gitmezler demeyin. Madem çocuğunuz oluyordu, madem o birleşimlerden meydana gelip oluyordu, o zaman niye olmadı? Olmadı işte. O yüzden üzerine duruyorum bu. Öyle kalkıp da herkese teslim olmayın. Yakinen takip edebildiğiniz, kesinlikle harama helale dikkat eden insanlarla alakalı bu işlere şey yaparsanız belki. Yoksa müdahale edildiği takdirde tehlike, Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. Açık söylüyorum. Tamam, mesele anlaşılmıştır. Selamun aleyküm hocam. Laiklik ve demokrasi haram mı? Bir de şeriat olmayan bir ülkede oy kullanmanın hükmü nedir? Şimdi güzel insan, kıymetli insan, kasıtlı mı sordun bilmiyorum ama ben sana şimdi cevap vereceğim. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi tekrar ediyorum. Üzerinde duruyorum. Şimdi bir defa laiklik mantığı asla kabul edilmez. Demokrasi mantığı asla kabul edilmez. Asla. Asla. Biz Allah Celle Celaluhu'nun emirleri, baş tacı, yasaklarından da kaçınmamız lazım. Yani Mevla Teala'nın emirleri, Kur'an ahkamı geçerli olması lazım. Bitmiştir. Daha ötesi yok. Bunun dışında Mevla Teala'nın emirleri, hükümleri geçerli olmadığı takdirde bunun dışında bir şeyi kabul etme durumu olmaz. Mesele anlaşılmıştır. Şimdi oy kullanma meselesine gelince, oy kullanma meselesinde kalkıp da sen eğer şu zihniyetle oy kullanıyorsan, ne o? Şu zihniyetle. O zaman tehlikeli ne? Ben bu oyumu vereceğim, Allah'ın hükümleri ve Allah'ın yasakları gelecek. Böyle bir niyetle veriyorsan bu zaten yanlış. Ama yok, şu niyetle ne verirse, nasıl? Şu an gerçekten bir idare var. Bu idarede hiç olmazsa arnı secde etmiş insanlar, hiç olmazsa haramdan, helalden, haramdan kaçınan insanlar,
Böyle insanlar gelsin düşüncesiyle ne yaparsa adam. Yoksa kalkıp demokrasi gelsin, laiklik dursun, bunlar olsun, Allah'ın hükümleri gelmesin. Bu niyetle veriyorsa zaten gümledi bu adam. Ama yok bu niyetlerle değil de demin anlattığım niyetler ise sıkıntı olmaz inşallah. Hocam merhaba, ben Kıbrıs'tan. İsmini söylemiş. Kendime engel olamadan sürekli beddua ediyorum. Ne yapmam gerek? Etme. Güzel insan, kıymetli insan. Etme beddua. Beddua etme. Çünkü beddua hoş bir şey değil ya. Beddua tekrar hoş bir şey değil. Allah'ın hoşlanmadığı, razı olmadığı kullara Allah'ın razı olmadığı ifadeler kullanma. Allah'ın kullarına kullanmış olacaksın. Hocam beni üzdüler. Ya yapma. Allah'ı üzüyorlar, Allah affediyor. Peygamberi üzüyorlar, peygamber affediyor. Kitabullah'ı üzüyorlar, Kitabullah affediyor. İnsanlar biz ne oluruz ya? Olur ya. Bazen çocuğumuz üzer, bazen evladı, hanımı üzer, bazen biz onları üzeriz, bazen komşularımız üzer. Olur da insanlar arasında birbirini üzmek olmaz mı? Olur ya, olur. Geniş olacaksın. Rabbim görüyor diyeceksin. Rabbim biliyor diyeceksin. Mevla Teala müsaade ediyor. Bir şey olmaz diyeceksin. Bazen böyle imtihanlar olur diyeceksin. Olur bunlar diyeceksin. Belki bir eksiğin vardır, ondan böyle olmuş diyeceksin. Ama beddua etme. Ağzını alıştırma. Ağız alışkanlığı doluyor. Etme. Ağzını alıştırma. Ne olur. Evet. Hoş değil. Bak rahatsız olduğun belli. Rahatsız olma, sen demezsin bunu. Demek ki rahatsız oluyorsun. Üzülüyorsun. Darlanıyorsun. İnciniyorsun. Ama etme beddua. Etme. Düşünsene. Hocam tuttu beddua. Ya tutarsa da kötü. Tutmazsa Allah muhafaza etsin. Haksız yere etmiş olduğun beddua karşı tarafı değil, bu sefer seni bulur. Tabii etme. Tamam. Selamun aleyküm hocam. Kocaeli'nde torunum Hamza hafızlık yapıyor ve son sayfalara yaklaştı. Biraz zorlanıyor ve dua etmenizi rica ediyorum. Rabbim hafızlık yapan Hamza yavrumuza ve bütün hafızlık yapanlara Rabbim kendilerine son derece kolaylıklar nasip etsin. Hafızlık çok güzel Hamza. Elhamdülillah. Hafız olduğum için çok mutluyum. O yüzden biraz bu sonlara gelin diye biraz zorluk olabilir ama ondan sonra Hamza çok güzel olur hafızlık. Çok mutlu olur hafızlık. Çünkü Allah'ın kelamını ezberliyorsun. Allah sana kelamını hediye ediyor. Allah sana kelamını ediyor diyor. Hamza, her okuduğun ayette cennette bir derece yükseleceksin. Her okuduğun ayette cennette bir derece. Bütün ayetleri okuduğunda peygamberimize komşu olacaksın. Hamza, aman Hamza ne olur. İlla hafızını tamamla. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Burada sizin mesajlarınız çok. Ama benden bu kadar. Vaktimiz de doldu görüyorsunuz. Gerçekten burada çok mesajlar var. Ne yapamam? Hepsine cevap verme şansım zaten yok. O yüzden dolayı ama bu akşam da görüyorsunuz çok böyle zevkli cevaplar verdim. Kaçmadım cevaplardan biliyorsunuz. Ama bu kadar şeye ben ne yapayım? Mübarek adam. O yüzden işi idare edin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok güzel.